Hackerlar ünlü sunucu Ece Erken'in cep telefonuna girdi. İçinde oğlu Eymen'in görüntülerinin de olduğu 3800 videosunu sildi. Şov Haber'e konuşan talihsiz sunucu, insanın özel hayatına ulaşmak bu kadar kolay mı diyerek isyan etti. Belki para isteyecekti, talep edecekti. 3800 videomu sildim. Ben de hani şu parayı verirsen, çünkü o da var çevremde çok fazla. Benimkileri silmiş. Ben onu anlamadım. Bu sanki canımı yakmak için bu açığı nasıl yakalıyor bu hackerlar? Bu kadar kolay mı? Ünlü sunucu Ece Erken'i böylesine çileden çıkartan, kişisel verilerinin bulunduğu telefon hesabının çalınması olduğu... Bana uyarı mesajı gelmedi. Hesabınızı siliyoruz. Şifreniz değişti. Böyle bir uyarı mesajı asla almadım. Şantaj, tehdit, para alma amacıyla hesaplar çalınıyor. O hesapta Ece Erken'in 3800 videosu vardı ve o videolar artık yok, silindi. Peki başına daha neler geldi? Hepsini şimdi kendisinden öğrenelim. Herhalde en kötü mağdurlardan bir tanesiyim. Benim videolarım silindi. Hacker Ece Erken'in telefonunu hedef aldı. Şifreleri ele geçirip içindeki verilere ulaştı. Yaklaşık 4-5 gün evvel hesabıma giriş yapılmış. Sabah kalktım. 4000 videom var. 3800 videom yoktu. Mesela banka şifrem. Aklımda tutamadığım birçok şifrem orada ve onlar bir şekilde oraya ulaşıyor. Bütün özelinizi, ya özel fotoğrafınız olabilir. Ünlü sunucuyu en çok üzen de oğlu Eymen'le ilgili anıların artık yok olmasıydı. Çünkü o hacker oğlunun doğumundan 4 yaşına kadar olan bütün videolarını telefondan sildi. Benim Eymen'in bebeklik videoları vardı. Akıl edememişim, yedekleyememişim. Gitti onlar şimdi. Onlara üzülüyorum zaten. Hani yoksa takıldığım başka bir şey yok. Hemen bilişim suçları ve savcılığa şikayette bulundu. İddiaya göre hesabı bir kamera sistemi şirketinin çalışanı tarafından ele geçirilmişti. Yapan kişiyle de uğraşıyorum. Ama tabii önemli olan bu markanın, o çok güvendiğimiz firmanın bu güvenliğe el atması. Güzel sunucu o hacker'ın en ağır cezayı almasını istiyor. İnsanın özeline ulaşmak da bu kadar kolay olmamalı. O yüzden en güzel cezayı verilmesini talep ediyorum. En ağır cezayı.